Medya Haber'den merhaba. Yeni bir Medya Haber'de gündemle karşınızdayız. Bugün yine Türkiye'nin ağırlıkla iç siyasetini, iç siyasetinde belki de bir yönüyle dönen dolapları konuşacağız. Tümamiral Cihat Yayıcı'nın istifasıyla birlikte başlayan, tartışılan bir süreç oldu. Bununla bağlantılı, bundan daha önce de tartışılan, konuşulan darbe iddiaları vardı. Bunu Erdoğan'ın darbeye, yeni bir darbeye hazırlık şeklinde yorumlayanlar da oldu. Darbenin suni bir tartışma olduğunu söyleyenler de tabii diğer taraftan AKP cenahından ve özellikle iktidar ortaklarından Soylu ve Bayrak, Albayrak üzerinden yaşanan tartışmalar oldu. Sosyal medyaya hala yansıyan boyutları var bunların. Tabii bununla ilgili ülke nereye gidiyor tartışmalarına hep birlikte şahit olmaya başladı. HDP'ye dönük saldırılar arttı. HDP'yi devre dışı bırakmaya yönelik çabalar var. Bu yeni bir seçim hazırlığı bir şeklinde tartışıldı. Ve tabii diğer taraftan hepsi için önemli unsurlardan, tartışma başlıklarından biri de muhalefetin tutumu, özellikle ana muhalefetin bu yaşanan gelişmeler karşısındaki tutumu. Peki bunları kimlerle konuşacağız? Emekli Kurmay Albay Hüseyin Demirtaş birinci konuğumuz, bir konuğumuz olacak. Diğer taraftan gazeteci arkadaşımız Ahmet Dicle konuğumuz ve yine akademisyen, araştırmacı, yazar Profesör Doktor Eser Demirtaş, Eser Karakaş konuğumuz. Ben hemen ilk soruyu Sayın Hüseyin Demirtaş'a sorarak başlayayım. Biraz da Cihat Yayıcı meselesinden başlamak istediğimiz için ona sormak istedim ilk soruyu. Sanırım Cihat Yayıcı'yla aynı kurumda da çalıştınız. Deniz Kuvvetleri'nde tanışıyorsunuz da. 2018'de de basına yansıdığı kadarıyla sizin üzerinizden biliyoruz. Onunla Gülen örgütlenmesi içerisinde olduğuna dair başvurularınız da vardı aklımda kaldığı kadarıyla. Şu son yaşanan istifayla birlikte doğrusu nedir Cihat Yayıcı meselesi, ya da Cihat Yayıcı kimdir, nedir, nereden nereye gelmiştir? Aynı zamanda cemaat kaynaklarından Cihat Yayıcı'nın cemaate sızdırılan bir kripto ajan olduğuna dair de söylemler var. Biraz özetle böyle anlayabileceğimiz şekilde o gelişmeleri bize aktarırsanız seviniriz. İyi akşamlar diliyorum herkese. Buradan herkese selamlar, hürmetler. Şimdi Cihat Yayıcı, ben kendisiyle 2012'den itibaren beraber mesai yaptık. Çeşitli şekillerde. Denizci olunca, Deniz Kuvvetleri zaten öyle çok büyük bir camia değil. Herkes birbirini tanır. Bizim yollarımız 2012'de buluşmuştu onunla. 2012'den sonra bir takım vakalar yaşadık. Cihat Yaycı ile ilgili hani benim şahsi şeyim, beni 2012 yılında tehdit etmişti. Senin meslek hayatını bitireceğim diye. Orada öyle başladı. İlk başta bayağı güzel başlamıştı. Seni çok seviyorum, çok iyisin, harikasın diye. Ama bir anda değişken bir karakteri var. Şimdi Cihat Yaycı, Cumhuriyet tarihinde herhalde en fazla konuşulan asker. Belki Kenan Evren daha fazla konuşulmuş olabilir. Şu an gördüğüm kadarıyla Cihat Yaycı'nın konuşulma debisi çok yüksek. Yani çok kısa sürede çok fazla gündemde yer aldı. Cihat Yaycı'yı tanıyabilmek için hani bir kişiliğini, kariyerini, bir de pozisyonunu şey yapabilirim, özetleyebilirim. Kamuoyu bu şekilde tanırsa hani, yani nasıl bir kişilik, yani bir birey olarak nasıl birisi. Şimdi Cihat Yaycı Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çok sevilen, haz edilen birisi değil. Çünkü kişilik problemi var. Bunu hatta borderline kişilik bozukluğu diyorlar. Yani böyle bir özelliği var Cihat Yaycı'nın. İnternette vesaire herkes araştırabilir. Çok muhteris bir karakter. Bizim mesela onunla ilk tanıştığımız zaman bana mesela bu o zamanlar balyoz askeri casusluk, huhuş davaları vardı.
Orada yargılananların isimlerini sorardı bana mesela. İşte derdi ki falanca şahsı tanıyor musun? Benim sınıf arkadaşım. Tabii ki tanıyorum, severim dediğimde bana arka arkaya tabii şey yaptığınızda sen nasıl bir adamsın, sen Mevlana mısın, sen nasıl sevebilirsin, onların dönemi bitmedi mi diyen birisi. Hatta bunun için bayı omurgasızlıkla itham etmişti yani. Şimdi siz şöyle düşünün, bu hani normal magazin dünyasında belki bunların haber niteliği vesaire olabilir ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bahsediyorum. Böyle bir karakter yani Cihat Yaycı. Mesela bireysel yani şöyle hayat... bir anlamak lazım. Hep güce tapınma gösterisinde de bulunmuş. Kim güçlüyse ondan yana mı tavır almış sürekli? Ama bu bir hastalık seviyesinde. Yani tedaviye muhtaç bir kişilikten bahsediyorum. Hani bazı insanlar pragmatist yaklaşabilir. Der ki mesela bu konjonktürel gelişmeler şu an ibreler şu güçten yana gösteriyor. Ben de ona göre tavır alayım. Bu öyle değil. Burada bir kişilik bozukluğu var. Mesela kendi eşini Amerika Birleşik Devletleri'nde dövüp sokağa atan birisi yani. Yani bu kadar hani bireysel kişilik anlamında şeyleri bu. Kendi arkadaşları, sınıf arkadaşları kurtarıyor eşini. Bu sadece özel hayatında değil. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargahında mesela Şenay Kaya diye... Özel hayatından öte şu vardı. Anda istifası niye bu kadar çok konuşuldu? Yani... O noktada konuşulmasının ilişkileriyle nedeniyle... şey yapmak lazım. İlişkileriyle değerlendirebiliriz. Cihat Yaycı özellikle mesela 15 Temmuz gecesi Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olması. Ondan önce kendi ifade tutanağında şunu yazıyor, söylüyor savcılığa. Diyor ki biz hani çok daha önceden bir çalışmaya başlamıştık zaten. Bu çalışmalar doğrultusunda saat 21.30'da 15 Temmuz olayını çözüyor. Şimdi 4 yıldır hala 15 Temmuz olayının çok fazla tartışmalı tarafları var. Ama bunu balkonda çay içerken çözdüğünü iddia ediyor. Ama ortak sakladıkları bir şey var. Recep Tayyip Erdoğan da aynı şeyi sakladı. Fahri Kasırga da aynı şeyi sakladı. Koray Öner mesela Ankara Emniyet İstihbarat Daire Başkanı'ydı galiba. O da aynı şeyi saklıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da aynı şeyi saklıyor. Hep sakladıkları bir şey var. Recep Tayyip Erdoğan'la beraber olmaları. 15 Temmuz'daki dolayısıyla neler döndüyse bunu biliyor. Zaten orada şunu söylüyor. Ben diyor balkondan çay içerken Fahri Kasırga'ya dedim ki valilere ulaşın. Vatandaşı işte Türk bayrakları almış olarak sokağa döksünler. Bunu 21.30-22 civarında yapıyor. Şimdi Fahri Kasırga da telefon görüşmesi devam ederken diyor talimatları verdi. Şimdi siz düşünebiliyor musunuz? Yani peki bu turda Fahri şöyle kısa bir soru sorayım. Yani Erdoğan yanında güçlenenleri pek sevmediği için mi? Bunun da öyle güçlenme eğilimi gösteren işte kahraman edası özellikle ulusalcılar tarafından o mertebeye getirilmek istenen biri olduğu için mi onu pasif göreve aldı? Dolayısıyla istifa etmesine yol açtı. Yani istifa etti diyor bir şekilde. Öyle mi düşünmek lazım? Kısaca bunu söyleseniz sonra yine ayrıntıları konuşuruz tabii. Tamam. Şimdi bunu diyebilmek için bir takım verilere ihtiyacımız var. Hemen bunu söyleyemem. Ama Cihat Yaycı zekasını sadece bu şekilde kullanmıyor. Perinçek grubuyla da irtibatı var. Balyoz davasının sanıklarıyla, fuhuş davasının sanıklarıyla da irtibatı var. Dolayısıyla aynı anda birçok fazla güç odağıyla ilişkiye girmiş durumda. Şimdi tabii burada Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda bir takım bir şeyler yaptılar. Ama benim tahminim hani Erdoğan evet gücü paylaşmayı sevmeyebilir ama şunu yapmış olabilir. Yani Erdoğan'ın güç alanına müdahil olmuş olabilir. Oradan bir rol çalma hadsizliği yapmış olabilir, haddini aşmış olabilir. Böyle bir şey olabilir ama bunu hani kesin böyledir diyemeyiz. Çünkü veriler yok elimizde. Bir de şunu hani müsaadenizle pasifize edildiğini ben düşünmüyorum. Yani başka daha büyük bir planın ürünü olarak oraya alındığını düşünüyorum. Kısaca hani ben şu an için bunu diyebilirim. Bu da ayrı bir tartışma. Onu da daha sonra konuşuruz. Eser Hocam sizden de sormak istiyorum. Geçen Artı Gerçek'te de bu konuyu işlemiştiniz ama belki o günden bu yana bazı
somut veriler daha da arttı yaşanan tartışmalarda. Perinçek 2014'te Gülenci cemaatçi ilan edip bir an önce ordudan atılması gerektiğini söylediği insanı şimdi savaş alanını bırakıp giden, terk etti diyen bir hain gözüyle bakıyor. Yani bu derece büyük dönüşler yaşanmış bir tartışmadan söz ediyoruz. Bu bağlamda sorduğumuzda siz bu cihat yayıcı üzerinden yaşanan tartışmayı nasıl değerlendirirsiniz? Nedir bu mesele? Biraz anlamamıza yardımcı olun diye soruyorum size. Estağfurullah, ben cihat yaycı da tanımam. Yani dolayısıyla kendisiyle ilgili özel söyleyecek hiçbir şeyim yok benim yani. Ama cihat yaycı meselesi üzerinden Türkiye ile ilgili bazı yorumlar yapmak istiyorum. Bunu önemsiyorum. Şimdi Türkiye'de sivil asker ilişkileri her zaman çok sıkıntılı olmuştur. Her zaman çok sıkıntılı oldu. İşte bizlerin o kurumu çok eleştirdiği dönemlerde bize herkes böyle olacak olmayacak laflar ederlerdi. Biz aramızda anti-militarist birisi de yoktu. Biz hepimiz düzgün işleyen bir Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yanaydık. Yani düzgün işleyen ama yani sivil asker otoritesini olağan kullanan. Yani Genelkurmay Başkanı'nın direkt başbakana bağlı olmadığı, bir savunma bakanına bağlı olduğu bir düzeni savunurduk. Milli Güvenlik Kurulu'nun bir anayasal kurum olarak hiçbir demokratik ülkede bu kadar güçlü olamayacağını söylerdik falan. İşte bunlar kısmen geride kaldı. Milli Güvenlik Kurulu da artık biraz işlevini yitirdi herhalde. Zaten Genelkurmay Başkanı da anayasada olması, yani anayasada olması gerektiği gibi şeye bağlandı. Ama orada da bir tuhaflık var mesela. Genelkurmay Başkanı şeye bağlandı, Milli Savunma Bakanı'na bağlandı ama devlet protokolü değişmedi. Böyle de bir garabet var. Devlet protokolü değişmeden, yani devlet protokolünde hala Genelkurmay Başkanı şeyin önünde, Milli Savunma Bakanı'nın önünde galiba ama o ona bağlı. Yani böyle tuhaflıklar oluyor. Şimdi bu cihat yaycı meselesine geldiğimizde de demek bu kurumun içinde sorunların bitmediğini görüyoruz. Yani çok sorunlu bir kurum. Yani bir galiba kendi görevi Deniz Kuvvetleri Kurmay ne deniyor Hüseyin Bey? Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı galiba kendisi. Görevden alınıyor, daha doğrusu görevden alınmıyor da işte Genelkurmay'a bir göreve atanıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın bilmediği iddia ediliyor. Yani ve Deniz Kuvvetleri Komutanı'ndan herhangi bir teksip gelmedi. Böyle bir kurum olmaz, olamaz. Yani bir Cumhurbaşkanlığı kararıyla siz bir Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı'nı alacaksınız. Genelkurmay'a pasif bir göreve çekeceksiniz. Ve muhtemelen Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın altında bunun imzası olmayacak. Böyle bir ordu olabilir mi dünyanın neresinde? Ben orada niye öyle atıldı o imza çok sorun etmiyorum. Ama kurumun bir kurum gibi işlemesi için... Evet, Türkiye'nin bir şekilde ihtiyaç duyabileceği dış güvenlik hizmetine, bunun özellikle altını çiziyorum, iç güvenlik hizmetini değil, dış güvenlik hizmetine gerektiği gibi yapabilmesi için bazı kuralların işlemesi lazımdır. Dolayısıyla bu kurumda hala bir kere, yani bu cihat yaycı şey üzerine orduya baktığımızda böyle hala ciddi bir sorun olduğunu görüyorum Türk Silahlı Kuvvetleri'nde. Mesela Hürriyet Gazetesi değil mi? Artık merkez medya diyemeyiz Hürriyet Gazetesi'ne. Tam bir şey gazete, yani yandaşlık lafını sevmiyorum. Yandaşlık çok da kötü bir laf değildir. Yani gazeteciler yandaş olabilirler yani. Ben de tarafsız değilim yani. Ama önemli bir gazete Hürriyet'in aslında tarihi de önemli bir gazete. 24 saat Cihat Yaycı'nın istifasını haber olarak veremedi. Biliyor musunuz? Yani özellikle izledim. Yani tek tek baktım. Bir saat başı girerek baktım. Akşam CNN'de programı vardı Ahmet Hakan'ın. Sinirli bir ifadeyle programı şöyle açtı. Bugün siyaset konuşmayacağız dedi. Bugün işte koronavirüsten bahsedilecek falan dedi ama sinirli bir ifadeyle. Bir basın düşünün ki 24 saat bütün Türkiye'nin konuştuğu bir konuyu alamıyor. Bu da Türkiye'nin güya çok satan gazetelerinden bir tanesi. Bu bana biraz Uludere'yi anımsattı. Cihat Yaycı'nın istifası bir Erdoğan. Hocam Cihat Yaycı'nın istifası bir Erdoğan operasyonu mu? Yani Erdoğan'ın kontrolü tamamen ele almaya dönük bir girişimi mi?
özellikle bu darbe tartışmalarıyla birlikte düşündüğümüzde, konuştuğumuzda. Cihat Yaycı orada bir figür değil bence. Muhtemelen Erdoğan'ın bunda mutlaka, onun dışında herhangi bir şey olması mümkün mü Türkiye'de? Yani yaprak kımıldamıyor devletin içinde Erdoğan'ın haberi olmadan. Erdoğan malum önce AB'cileri diskalifiye etmek istedi. Yani liberallerle ilişkilerini kopardı tamamen. O zaman şimdi ismini hatırlayamadığım bir AKP İstanbul İl Başkanı vardı. O önceden haberini vermişti. Yani önümüzdeki dönemde liberaller bizim yanımızda olmayacak dedi. Biz onları istemiyoruz dedi. Liberaller gitti. Ondan sonra cemaatle ilişkilerini kopardı. Çünkü cemaatle Türkiye ve dünyaya bakışları çok farklıydı. Yani dinsel duyarlılıkları yüksek olmakla birlikte ama dünyaya bakışları farklıydı. Sonra şeyi de cemaati yanından uzaklaştırdı. Ama devlet kadrolarında cemaatçileri uzaklaştırınca ve işte bu KYK faciaları şunlar bunlar de şeyi yönetebilmek için, yanında devleti yönetebilmek için bu sefer de ulusalcılara yüklendi. Fakat anladığım kadarıyla arkadan gelen İmam Hatip kadroları şunlar bunlar, işte Diyanet kadrolarıyla şudur budur. Ben her atamaya bakıyorum, özellikle resmi gazetede Cumhurbaşkanlığı kararıyla yapılan atamaları. Yaklaşık hepsinin çıkışı İmam Hatip çıkışıdırlar. Hepsi yaklaşık ondan sonra. Şimdi anladığım kadarıyla yavaş yavaş şeyleri uzaklaştırıyor. Avrasyacı ya da ulusalcı diye tanımlayabileceğiniz kadroları yanından uzaklaştırıyor. Ve artık belki de kendi çekirdek kadrosuna geri dönüyor diyorum ben. Burada da Cihat Yaycı olayı belki de bir sembolik bir şeydi sadece. Bir de biraz önce Sayın Demirtaş'ın söylediği gibi kurum içinde de sorunlar çıkartıyorsa kendi şahsi şey, onu bilemem ben. Konulara girmek de istemem. Ana sorun galiba yok. Ben bunu şeyden izliyorum. Yani bu Avrasyacıları yanından uzaklaştırma şeyini mesela televizyondan çok sık Doğu Perinçek'i çıkartıyorlar. Perinçek şimdi bu Cihat Yaycı olayında ordudan yana taraf tavır aldı ama onu da incelemek lazım. Fakat son 5-6 aydır bir şekilde işte Cumhur İttifakı'nın Cumhur İttifakı'nın icraatını çok eleştirmeye başladı. Şimdi böyle bir sıkıntı var arada. Henüz daha tam bilemiyoruz. Ama onları da bir uzaklaştırma çabası var. Onu da konuşacağız hocam. O iktidar içi çatışmaların evet, bir tarafı bir olacak. Edilmiş. Bu galiba bunun mucidi de bu şu anda müstafi tüm amiral galiba petrometrenin. Ya bu çok korkunç bir şey petrometre. Ne demek petrometre? Kurumlardan onları, insanları. Konuşalım hocam müsaade ederseniz. Rica ederim. Rica ederim. Zamanı verimli kullanma açısından da diyorum. Bunların her birini ayrı birer başlık halinde konuşalım. Tüm her şeyi tek turda tüketmeyelim. Buradan ben hemen çekirdek kadrolarına dönüyor bence şey. Yani belki 94'teki belediye başkanlığına geldiği çekirdek kadrolara dönüyor. Türkiye'de şimdi muhtemelen o çekirdek kadrolar arasında Avrasyacı yoktu. Çünkü Avrasyacıların bir laiklik hassasiyeti var. Bir şekilde önemli bölümünün bir laiklik hassasiyeti var. Şu anda anladığım kadarıyla özellikle Diyanet'e baktığım zaman bu laiklik hassasiyetinin tamamen artık geride bırakılmasını istiyor. Onun üzerinden bir Türkiye yönetimi istiyor anladığım kadarıyla Erdoğan. Dolayısıyla Avrasyacılar da yolunu koparıyor. Bakalım ondan sonra artık hepimiz hayır. Aynı anda iki kişi konuşunca Skype'de maalesef sesler birbirini bastırıyor. Duyulamayabiliyor. Onun için ben sizler konuşunca çok araya girmek istemiyorum doğrusu. Ahmet Dicle'ye sormak istiyorum bu yaşanan tartışmaları. Doğrusu sadece bir Cihat Yaycı istifası olarak ele almak doğru mu? Ne var altında bu son yaşanan tartışmalardan? Senin çıkarımın ne olur? Doğrusu merak ediyorum. Sen de yakından izleyen bir gazetecisin bu tartışmaları. Evet, iyi akşamlar herkese. Şimdi tabii herkes kendi cephesinden bu konuyu değerlendiriyor. Öncelikle bir istifa değil. Yani bu kişiyi, ismi geçen Cihat Yaycı, Genelkurmay'ın hizmetine veriyorlar Erdoğan'ın talimatıyla, yani izniyle, onayıyla. Ve daha sonra kendisi istifa ediyor. Şimdi şöyle birkaç temel bilgi var. Tabii bütün cephelerin konuştuğu ve medyada yer alan bilgiler bunlar. Bir, Hüseyin Bey de söyledi. 15 Temmuz 2016'da Cihan Yaycı Marmaris'te Erdoğan'ın
O tatil yaptığı otelde. Yani biliyorsunuz Erdoğan o darbe meselesi söylentisi esnasında tatildeydi ve oradan geldi vesaire. O oradaymış Cihat Yayıcı da. Hatta daha evvelinde gitmiş ailesiyle birlikte. Erdoğan da ailesiyle birlikte orada ve ondan sonra o gece ki gelişmeler, olaylar ve o olaylardan daha sonraki yani şimdiye kadarki süre zarfında bu 15 Temmuz'un Erdoğan iktidarının kendi darbesi, kendi lehine çevirme sürecinin belki de baş danışmanlığını yani fikir babalığını yapanlardan birisidir. Yani Fethometre işte Eser Hoca örnek verdi. Bir sürü şeyler yapmış yani Cihat Yayıcı. İşte daha sonra bu Libya meselesi, işte Libya ile deniz komşusuyuz, işte bu anlaşma meselesi, Yunanistan meselesi, yani denizlerle ilgili, Akdeniz'le ilgili konularda kitap yazmış. Ondan sonra Erdoğan'ın çıkıp mitingde, bir miting miydi, açılış mıydı bilmiyorum, bir yerde kendisinin ismini ve görevini de hatırlatarak övdüğü, işte ön plana çıkardığı biri. Şimdi tabii bundan önce de siz de belirttiniz 2014'te Aydınlık Gazetesi'nde Perinçek Tayfası'nın çıkardığı gazetede FETİP'i diye işte o TSK'daki bazı generaller, komutanları şey yapıyorlar, fişliyorlar ve onlardan birisi de bu. O yani 2014'te bu olay oluyor. Daha evvelinde Fethullah Gülen'le görüştüğü söyleniyor. Hüseyin Bey belki bu konuda daha vakıf bilgilere. Şimdi yani şöyle bir tablo çıkıyor ortaya. Yani bu kişi hem Fethullahçı olarak kategorize edilir, isimlendirilmiş. Hem onu Fethullahçı olarak isimlendirenler daha sonra 15 Temmuz'dan sonra onu bir kahraman olarak görmüşler. Yani ulusalcılar, Perinçekçiler vesaire. Sonra Erdoğancılar. Yani bugüne kadar gelmiş ve bugün işte Genelkurmay'ın hizmetine verilmiş, denetimine verilmiş. O da istifa, bunu kabul etmeyerek istifa etmiş. Bazıları diyor ki tabii bunu Katar'a büyükelçi olarak atayacaklar veya Cumhurbaşkanı'na baş danışman gibi bir şey yapacaklar. Sarayda bir oda verecekler. Buna da bir kısım ulusalcı çevre, Avrasyacı çevre itiraz ediyor. Çünkü Avrasyacıların yani örneğin Ahmet'teki 3 ok zannedersem eski askeri hakim 2014'te bunun yani bu aydınlıktaki listede ismini yerleştirenlerden birisi budur diyor. Sonra bu istifa olayı olunca Ahmet'teki 3 ok bunu harcandığını yani haksızlık yapıldığını söyledi ve o çevre yani Avrasyacılar da bir kısmı Perinçekçi gibi, Perinçek ve ekibi gibi konuşuyor. İşte niye istifa etti? Hatta Perinçek şeyi de söyledi. Eski dosyaları da araştırabiliriz. Yani 2014'te işte herkes tutuklanırken Balyoz davasında sen niye tutuklanmadın diyerek aslında eski Fethullah Gülen cemaatiyle ilişkilerini de kurcalarız türünde üstü açık bir tehditte de bulundu. Ama aynı ekipten başkaları da bu kararı eleştirdi. Yani niye işte bu görevden alındı veya niye istifa etti? Bu harcandı, çok önemli bir askerdi vesaire. Yani şöyle bir tablo ortaya çıkıyor tabii ki. Yani bir iç, kendi aralarında bir iç çatışma, bir iç sorun olduğu belli ve doğrudan Erdoğan'ın tasarrufu da olmayabilir. Yani Erdoğan'ın altındaki dinamiklerin birbiriyle çelişkisi, çatışmasının neticesi olabilir. Yani şöyle daha özetleyelim. Yani Hulusi Akar'ın daha çok bu kararda bağlayıcı olduğu, Hulusi Akar ve ekibinin bunu Erdoğan'a kabul ettirdiğine dair yorumlar da var. Ve Erdoğan bugün bir hastane açılışına giderken Hulusi Akar'ı da yanına götürdü. Yani hastane açılışında normalde Savunma Bakanı'nın şeyi falan yok. Yani Sağlık Bakanı gider. Belki başka bakanlar falan gider. İşte yani orada bir mesaj vererek bak benim ekibim budur. Dolayısıyla Hulusi Akar'la birlikte iz mesajını verdiğine ya da belki tanıtlar. Korkmuştur. Korkmuştur, yalnız onu da yapmak onu da bilmiyorum ama yani gerçekten. Ağırlıkta şöyle bir şey var tabii, Eser Hoca belirtti, yani Avrasyacı bir ekip de var. Yani Erdoğan şu anda
bu orduyu ve başka kurumları da tabii kendine göre dizayn etmek için devlet içindeki başka dinamikleri de kullandı. Yani bir koalisyon var ve yerini sağlamlaştırdıkça koalisyon ortaklarını harcama sürecini başlatır. Yani bu konuda tecrübelidir. Yani bu cihat yayıcı olayı da acaba Avrasyacılara yönelik artık Erdoğan'ın bir hamlesi olarak mı görmek gerekir veya başka bir sebebim var? Bu konuda net şeyler söylemek için erken diye düşünüyorum. Çünkü Avrasyacıların bir kısmı Erdoğan'ın yanında, bir kısmı da bu karara karşıyken ya kendi aralarında bir problem var ya bu durumu görüp şey yapıyorlar, yani bir ön almaya çalışıyorlar. Yani bu süreci ötelemeye çalışıyorlar. Ya da tabii Hüseyin Bey'in de işaret etti. Normal işte bu yayıcının kişilik sorunlarından dolayı kendi kurumunda çıkardığı, kurum bünyesinde çıkardığı sorunların bu evreye gelmiş olması da ihtimal, ama bu en zayıf ihtimaldir diye düşünüyorum. Peki. Hüseyin Bey, tekrar size dönelim. Aslında bu cihat yayıcı meselesinden önce bir darbe tartışması başlamıştı. Yani AKP üzerinden başlayan bir tartışmaydı. Canan Kaftancıoğlu'nun bir sözünü gerekçe edip bir vaveyla kopardılar ve işte darbe var, darbe hazırlığı var. O yetmedi, Erdoğan'a suikast iddiasını bu kez ortaya attılar. Hemen onlarla birlikte tabii bazı tartışmalar da yaşandı. İşte iktidar içinden farklı sesler geldi. Örneğin Devlet Bahçeli açık bir şekilde ülkücüler iktidara hazırlanın tek başınıza diye. Ne seçim var, ne öyle bir güç var, ama birdenbire konuştu işte Bahçeli. Bahçeli'nin konuşmalarında ne olduğunu aslında 2001'de de daha sonraki dönemlerde de biliyoruz. Yani bir şekliyle oy boyu olmasa da bu koalisyon yamanmalarında etkisi olabiliyor. Bu bağlamda konuşacağız ama doğrusu 15 Temmuz'u da anlamak açısından. Çünkü siz de o sürecin iyi takipçilerinden birisiniz. Çok da yazdınız, çizdiniz. Hem 15 Temmuz'da bu yaşanan tartışmaları kıyaslayarak bize anlatsanız, bir de gerçekten bir darbe olasılığı var mı Türkiye'de, ya da öyle bir tartışma suni mi, ya da Erdoğan kendini daha da güçlendirmek için bir darbeye mi hazırlanıyor, ne dersiniz? Şimdi tabii çok derinlikli sorular, iç içe sorular var. Basit gitmek de zor çünkü problem derin. Önce ben şu an hani bugün ne durumdayız, onu müsaadenizle tespitimi şöyle paylaşabilirim. 20 Temmuz 2016'da Türkiye'de 29 Ekim 1923'te kurulan Türkiye Cumhuriyeti yıkılmıştır. 20 Temmuz 2016'da bir anayasasızlık hali ve kalıcı bir OHAL rejimi getirildi bu Cumhuriyet rejimi yerine. Ve buna tedricen hazırlık yapıldığını tespit ediyoruz daha sonradan yaptığım araştırmalarda. Ama 20 Temmuz 2016'da bu rejim değişikliği gerçekleşti. Ne oldu bu rejim değişikliği gerçekleşince? Türkiye'de bizim belki son 300 yıllık bütün demokrasi mirasımız yerle bir oldu. Ve Cumhuriyet tüm kurum ve değerleriyle yıkıldı. Hani biraz önce Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili konuştuk ama yani bu yıkılış, kurumsal yıkılış, kurumların yıkılışı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının biriktirdiği, miras edindiği bütün değerler hepsi şu an darmadağın oldu. Dolayısıyla artık geleceğe ilişkin hani şöyle mi olur, böyle mi olur diye bir öngörü böyle bir ortamda, böyle bir öngörüde bulunulamaz. Tamamen bir takım güç erkleri var, egemen erkler var. Bunlar kendi aralarında mücadele ediyorlar. Bu mücadelede kim öne çıkarsa hemen o gün, o kısa süre içerisinde ona göre bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Kurumlar buna göre tavır alıyor. Medya buna göre tavır alıyor. Ortalıkta, meydanlarda konuşan, medyada çıkan yazarlar, köşe yazarları, düşünürler, aydın da olduğunu düşündüğümüz insanlar buna göre yorumlar yapmaya başlıyorlar. Şimdi böyle bir ortamda, kaotik bir ortamda hani biz bundan sonra şu olur, bu olur, ben o soruya cevap veremem. 15 Temmuz'da ne oldu?
Ama hani bunu şey yapabilirsem. Çünkü şunu ben çok rahat söyleyebilirim. Buyurun. Buyurun devam edin. Yani 15 Temmuz'u yanıtlamak istiyorsanız ona ilişkin sorumuz 15 yanıtlayın. Temmuz'da 15 Temmuz'da şu var. Bir devlet terörü var 15 Temmuz'da. Ve bunun planı öncesinden yapılmış. Şimdi resmi söylemlerde büyük resmin %80'ini saklayıp geriye kalan sadece caddelerde olan, sokaklarda olan, mecliste olan o işte bombalamalar, uçakların uçuşu ama bunların arka planında daha büyük bir vatana ihanet var. Bunu bizzat Recep Tayyip Erdoğan, Hulusi Akar, Zekai Aksakallı, Ümit Dündar, Vasıf Şahin, Mustafa Çalışkan gibi, Ankara Emniyet Müdürü, şu an ismini hatırlamıyorum. Bunların bu işin içerisinde rolleri var. Nedir olay? Hulusi Akar'ın organizasyonunda diyebilirim veya bir stratejik azmettiriciliğinde personel bir şekilde terör ihbarı var. Ondan sonra kontrol, yani IŞİD'in saldırısı olacak gibi söylemlerle sokağa çekiliyor. Çekilen yerler çok anlamsız zaten. Boğaz Köprüsü'ne gidiyorlar. Onun dışında valiliklere gidenler oluyor. Ve gidenlerin hepsinin bildiği şey oranın emniyetini almak. Ama 15 Temmuz'a bakıyorsunuz, böyle hiyerarşik baktığınızda en üstte piramit gibi düşünün. En üstteki bir yer hiç bilinmiyor ve bunun öğrenilmemesi için çaba sarf ediliyor. Ne yapılıyor? Hulusi Akar'ın Meclis Araştırma Komisyonu'na, mahkemelere gelmesi engelleniyor. Hakan Fidan'ın gelmesi engelleniyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın gelmesi engelleniyor. Zaten Darbe Araştırma Komisyonu hemen başladı. Bir takım şeylere ulaşınca hemen durdurdular. Dolayısıyla bütün kamuoyunun dikkatleri de, yani tüm Türk ve dünya kamuoyunun dikkatleri de işte o alt seviyelerde olan çatışmalara gidiyor. Peki o çatışmalar nasıl oluyor? Şimdi mesela uçak bombalamaları mecliste saat 2:30'da oluyor. Bir tanesi meclisin bahçesine. Ama bunun yanında meclisin içerisinde bir infilak var. Bunların her ikisi de bombardımanla yapılmış gibi gösteriliyor. Özel harekatta mesela, polis özel harekatta yapılan Ankara'da bombalama, oranın amiri olan Koray Öner. Koray Öner Cihat Yaycı'yla 15 Temmuz akşamı telefon irtibatında olan kişi. Yanında kim var Koray Öner'in? Necip İşçimen, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı. Saat kaçta oradalar? 21'de oradalar. Yani böyle büyük resmi görmemizi engelleyip sadece evet, askerler silah kullanmış, sivilleri ateş etmişler, öldürmüşler, yaralamışlar, mala zarar vermişler. Ciddi şeyler olmuşlar. Oldu yani. Bunu kimse inkar edemez. Ama bunlar gece 1:30, 2:30'dan sonra olan hadiseler. Ondan önce keskin nişancılar var, yerleştirilmiş. Hakan Fidan'ın, Zekai Aksakallı'nın, Kemal Eskintan gibi isimler, bunların bir araya gelip bu keskin nişancıların planlamasının yapıldığı ortaya çıkıyor. Şimdi kendi vatandaşınızı öldürmek üzere plan yapıyorsunuz. Hangi vatandaşınızı? Sokağa çektiğiniz sivil vatandaşınızı. Gecenin karanlığında sivil vatandaşa keskin nişancılarla ateş ediyorsunuz. Askere ateş ediyorsunuz. Vatandaş zannediyor ki asker ona ateş ediyor. Asker zannediyor ki vatandaş ona şey yapıyor. Ve askerin karşısında tekbir getiren şalvarlı, sakallı, sarıklı tipler var. Tam da o güne kadar MIT'in seri ihbarlarla devamlı böyle ayakta diken üstünde tuttuğu silahlı kuvvetler personeli sokağa çıktığı zaman bunu görüyor karşısında. Kısa bir şey sorayım. Buyur. Yani bunlar belki ayrıntılarıyla özür dilerim. Çok uzun uzun konuşulabilecek şeyler. Ama sonuçta bunca şeyi yapanın ekibin içerisinde Erdoğan'ın da, Hakan Fidan'ın da, işte adını saydığınız ordu birimlerinde askerlerinde olduğu belli, görünüyor. Şimdi bunları yapıp kendi vatandaşını öldüren bir Erdoğan, iktidarı kalıcılaştırmak, sürdürmek için yeni dönemde daha ağır şeylere yönelmeyi de yapmaz mı, düşünmez mi? Biliyorum çok fazla yorumlara yanıt vermek istemiyorsunuz. Daha çok olgular üzerinden değerlendirmelerde bulunuyorsunuz ama bu da bağlantılı olduğu için soruyorum doğrusu. Şimdi o zaman şöyle, Erdoğan'ı bir bilelim. Yani Recep Tayyip Erdoğan kimdir? Nedir?
Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın El-Kaide ile bir takım bağlantıları çıkmıştı hatırlarsanız. Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de bekleyen Rusya tarafından şikayet edilmiş, İran tarafından şikayet edilmiş, IŞİD'e silah desteği sağlayan, IŞİD'in petrol gelirlerini dünyaya, yani IŞİD'in petrolden gelir elde etmesini sağlayan kişi olarak bizzat, yani Rusya'nın özelliği nedir? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesidir. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yaptığı şikayet var. Ama şu anki bir takım konjonktürel ilişkiler dolayısıyla bunlar bekleniyor, beklemede. Dosyayı beklemeye aldı. Aynısını İran yaptı. Ama mesela Türk kamuoyuna yansıtılmayan şeyler var. Rus Genelkurmay Başkanı mesela Rusya'da, Moskova'da bütün dünyanın ateşelerini toplayıp onlara bu konuyu tekrar söylüyor. Bakın, yani dünya gündeminde tutuyor siz. Kendi içinizde yaptığınız bir toplantıdan bahsetmiyorum. Bütün devletlerin ateşeleri. Şimdi bu IŞİD kaçakçılığı. Bunun dışında başka ne var? Bakın, çok önemli bir konu. Şimdi çok yeni, mesela bu Cihat Yaycı mutlaka bu işin içindedir. Libya'ya yasa dışı, uluslararası silah gönderme var. Ve bu hani böyle masumane yapılan bir şey değil. Bir takım manipülasyonlarla yapılan bir şey. Ve buna orada gemimiz vuruldu. Şehit olan insanlar oldu. Bundan dolayı Oda TV'de mesela bir takım gazeteciler de hemen tutuklandılar. Neden? Çünkü onlar buradaki silah kaçakçılığının Recep Tayyip Erdoğan ailesine uzandığı yere ya ulaştılar ya da ulaşacaklardı. Yani yoksa sadece bir şehidin kimliğini açık etmek kadar basit bir konu değil. Yani ne demek bu? Yani biz bir şehidin kimliğini, ya şehit olmuş, yani cenazesi kılınmış vesaire. Ve zaten sadece onlar bunu vermedi. Dolayısıyla Deniz Kuvvetleri ne oldu? İki tane fırkateynle bu silah kaçakçılığına bulaştırıldı. Şimdi bunda Cihat Yaycı'nın onayının olmaması imkansız. Karargahın amiri olarak. Tabii orada Adnan Özbal, Deniz Kuvvetleri Komutanı için ismi çok zikredilmiyor. Çok kamuoyda bilmiyor yani bunu. Bunun dışında ne var? Şimdi IŞİD bir yanda duruyor. Bir yanda Libya. Şimdi ne diyorlar mesela bu Doğu Akdeniz siyasetinde Cihat Yaycı yeni bir ışık açtı vesaire. Ona belki bir sonraki turda şey yapabiliriz. Ama Recep Tayyip Erdoğan'ın bu tarz suçları var. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bekleyen suçları var. Dolayısıyla bunu örtmek için her şeyi yapmaya muktedir midir? Şöyle, her şeyi yapabilir. Muktedir midir onu bilemem. Ama her şeyi yapabilir. Sadece kendisini, para kaynaklarını koruyabilmek, güvene alabilmek için her şeyi yapabilir. Yani her türlü dini, milli, her türlü değeri istismar etti zaten. Bundan sonra da edebilir yani. Etmemesi için hiçbir sebep yok. Evet hocam. Eser hocam, size de bu konuda doğrusu sormak istiyorum. Ama belki daha çok güncel tartışmalar üzerinden yorumlasanız. Çünkü bu tartışmayı AKP işte bir CHP'linin sözünden yola çıkarak başlattı. Peşinden o da tutmayınca Erdoğan suikasta gidecek diye bir yaygara koparanlar oldu. Ama hemen ardından bu kez aslında kendi yerini sağlamlaştırmaya dönük adımlar attığına dair ciddi tartışmalar var. Yani bir şekliyle birinci turda söylediğimiz o Erdoğan'ın kendi iktidarını pekiştirme girişimi olarak görenler ağırlıkta. Siz ne dersiniz? Yani Erdoğan adım adım etrafındakileri tasfiye edip artık iktidarını tamamen kalıcı hale mi getiriyor? Yani belki seçimleri, şunu bunu, her şeyi dışlayan yeni bir süreçten mi söz ediyoruz? Ya da seçim de olsa sonuçta seçimden sürekli kendisinin çıkacağı bir süreçten mi söz ediyoruz? Çünkü Saadet Partisi'nin lideri de bugün ilginç bir açıklama yaptı. Yani Erdoğan seçimlere müdahale edecek. Bu kadarını söyleyeyim deyip geçiştirdi, devamını getirmedi. Teşekkür ediyorum Fehim Bey. Ya bir darbe oluyor Türkiye'de. Zaten yani oldu demiyorum, oluyor. Ama bunun darbenin şeyi şu. Bir anda, bir tarafta diyelim terazinin sol tarafında Erdoğan'ın gücü var. Geçenlerde bir Alman vakfı galiba şey ifadesini kullandı. Ben bu terimi çok sevdim. De facto diktatörlük dedi.
Ne demek de facto diktatörlük? Yani de jure yasal bir diktatörlük değil. Çünkü anayasa hala yürürlükte. Anayasada hala temel hak ve özgürlükle ilişkin maddeler var. Anayasanın ikinci maddesinde işte hukuk devleti yazıyor, demokrasi diyor, laik devlet diyor, sosyal devlet diyor falan. Yani ama de facto bunların hiçbirisi işlemiyor. De facto bir diktatörlük var. Ama öbür tarafta bu de facto diktatörlükle hala bağdaşmayan kurumlar ve o kurumların işleyişi var. Şimdi 5 tane örnek vereceğim. Aslında daha fazla verilebilir ama şimdi buraya sizi dinlerken not aldım. Yani mesela Türkiye'de muhalif basın çok minimize edildi, çok sıkıştırıldı. Kanal sayısına bakarsanız işte muhalif basın diye bir şey kalmamış gibi gözüküyor. Ama her şeye rağmen, şimdi adlarını tek tek saymayacağım burada ama çok ciddi muhalefet yapan ve ulusal bir şekilde yayın yapan, yani Türkiye'nin geneline yayın yapan televizyonlar var. Hala bir iki tane çok ciddi şekilde Erdoğan'a, ya ben bunların çoğuna çizgi olarak katılmıyorum, bu da ayrı bir konu. Ama Erdoğan'a çok yoğun muhalefet yapan, şimdi Erdoğan'ın de facto diktatörlüğüyle bunlar uyuşmuyor. Şimdi yavaş yavaş geliyor. Mesela Halk TV'de iki program beşer kez yayınlanmama cezası aldı. Tam bunlar çok zor dönen, parasal olarak zor dönen kurumlar, büyük para cezaları geliyor. Ya şimdi basın herhalde artık Türkiye'de muhalif basın diye bir şey çok uzun vade demiyorum. Orta vadede belki bir yıl içinde görmeyiz. Bir şekilde para cezalarıyla bunlar kapatılacak. Şimdi başka ne var? Çok önemli bir şey bu. Ben seçimlerin uzun bir süre yapılmayacağını düşünüyorum. Çünkü böyle bir ortamda üstelik bu Covid-19 krizi Türkiye'nin bugüne kadar görmediği bir istihdam problemi yaratıyor. Yani bunu sadece ekonomik kriz şudur budur ona indirgemiyorum. Ama öyle büyük bir istihdam şeyi yaratıyor ki %20'ye yaklaşan ve hatta geçme ihtimali olan bir işsizlikle ve Türkiye'nin bununla kısa vadede mücadele edecek takati yok şu anda. Döviz yok çünkü. Yani Katar'dan swap anlaşması yapmak zorunda kalıyoruz. Swap anlaşması yapmak zorunda kalıyoruz Katar'la. %20'yi aşan bir işsizlikle hiçbir de facto diktatörlük seçime gitmez. Gidemez. Yani çünkü seçime giderken şunu görmeden gitmez Erdoğan. En azından %60-40 kazanıyorsa gider. Yani en iyimser şeyler bile, işte bu kamuoyu araştırma şirketleri bile %53-47 diyorlarsa gitmez. Çünkü çok özel bir durum. Erdoğan iktidardan gidemeyecek. Çünkü şu anda Erdoğan'ın en büyük özelliği artık iktidardan düşememe gerçeği var. Ayrıldığı zaman herhalde uçakla atlayıp Katar'a gidecek. Dolayısıyla buna olanak vermeyecek. Yani hiçbir demokrasi, Allah böyle bir şey göstermesin, İktidardaki bir kadro iktidardan düşemeyecek durumdalar şu anda. Düştükleri zaman çünkü çok ağır soruşturmalarla, şunlarla bunlarla karşı karşıya kalacaklar. Dolayısıyla ben bırakın erken seçimi, hatta zamanında bir seçimi dahi çok 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 ufak bir ihtimal görüyorum. İstediği kadar seçimi şey yapmaya çalışsınlar. Yani Yüksek Seçim Kurulu'nun başına işte 24 Haziran seçimlerinde Erdoğan'dan yana oy kullanan bir başkan getirildi falan. Buna rağmen tehlike var seçimlerde. Yani her şeye rağmen bir bakın 24 işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan seçimlerinde oynayamadılar çok fazla. Bir yere kadar gidebiliyor. Dolayısıyla bunun en iyi yöntemi işte bir şey bahane edip seçimleri ertelemek. Parlamento var. Dedikleriniz önemli hocam. Araya girmek zorunda kalıyorum. Eğer bir seçime gitmeyecekse ya da normal seçimi bile yapmamaya dönük bir tasarım içerisindeyse bu işi dünyaya nasıl anlatacak ya da hukuki zeminini, altyapısını nasıl oluşturacak, içeride yaratacağı tepkileri nasıl önleyecek? Yani bu sonuç itibariyle bugünkünden daha ağır bir diktatöryal rejim dönemini de beraberinde getirildiğini algılanıyor. Ne dersiniz? Doğru. De facto diktatörlükten yavaş yavaş işte teknik tabirle de jure diktatörlüğe, yani şeye doğru gidiyoruz. Mesela bir örnek vereyim. Mesela işte HDP'ye mesela galiba 12 tane belediye başkanlığı kaldı değil mi? Galiba HDP'nin elinde, yani en son 31 Mart seçimleri 14 tane mi kaldı? Bu ne demektir biliyor musunuz? Aslında anayasanın ikinci maddesinde yazan demokrasi değil mi? Ne demek belediye başkanlığı? Bir demokrasiyle geliyor, seçilerek geliyor oraya. Demokrasi maddesinin askıya alınmış olması demek.
Yani kayyım uygulamasının anlamı anayasanın ikinci maddesi demokrasi Türkiye'nin belirli bir coğrafyasında askıya alınmış vaziyette. Galiba şehir olarak bir tek neresi kaldı? Galiba Iğdır kaldı galiba, değil mi? Iğdır da alındı pardon. İşte Ayhan Bey'in şeyi kaldı bir tek galiba. Kars. Şimdi Kars pardon özür diliyorum. Kars kaldı. Şimdi terörist diyor mesela HDP'ye. Şimdi bu uyumsuzluk gözüküyor ama değil mi? Terörist dediği bir partinin milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oturum yönetiyor. HDP milletvekili yönetiyor parlamentodaki oturumu. Yani sırası geldiği zaman, her zaman değil tabii ama sırası gelince o yönetiyor. Şimdi ama ona terörist diyor. Bir teröristi parlamento yönettirmez bir refaklı diktatör. Dolayısıyla muhtemelen parlamentoda da bir şeyler olacak. Yani hazine yardım alıyor. Yani bu çok şey yapılıyor değil mi HDP? Şimdi hem terörist diyorsun hem de hazineden yardım veriyorsun partiye. Diktatör için dolayısıyla bu, bunu değiştirecek diyorsunuz. Resmi arabalar veriliyor partinin grubu şeyine, başkanı şunlar bunlar. Dolayısıyla muhtemelen parlamentoda da bir şey olacak. Mesela hiçbir diktatörlükle konvertibilite, yani ülke parasının konvertibil olması beraber olamaz. Mümkün değildir bu. Dolayısıyla şimdi yavaş yavaş bakın bu krizle beraber neyi tartışıyoruz? Türk lirasının yavaş yavaş konvertibilitesini kaybettiğini tartışıyoruz. Buraya da geleceğiz. Evet. Bunun başka bir şeyi yok. Yani yüksek yargı. Yüksek yargı çok büyük ölçüde kontrol ediliyor HSK sayesinde. Ama her şeye rağmen ben Anayasa Mahkemesi kararlarını okuyorum. Erdoğan hiç hoşuna gitmeyen Anayasa Mahkemesi kararları da çıkıyor. Yani mesela şimdi bu İş Bankası'nın hisseleri çok önemli şey için, AKP için. Çünkü o hisselere el koymak demek inanılmaz büyük bir sanayi şeyine de el koymak demek. Biliyorsunuz şişe camdan şuraya kadar. Şimdi böyle bir şeyin 1963 tarihli bir Anayasa Mahkemesi kararı var. Anayasa Mahkemesi bir kurum. Eğer kurumsa 63 tarihli, 1963 tarihli, çünkü 53'te Demokrat Parti el koydu İş Bankası'na. O zaman Anayasa Mahkemesi olmadığı için gidilemedi şeye, Anayasa Mahkemesi'ne. 61 anayasasıyla geldi. 63'te ve ben buldum 63 kararını, okudum. Aşağı yukarı aynı mesele çok net bir şekilde anayasadaki özellikle veraset hakkının ihlali olarak görüyor Atatürk'ün liselerinin ve iptal ediyor şeyi. O İş Bankası'nın liselerinin şeye geçmesini. Evet, dolayısıyla sonuçta dediklerimiz gerçekleşirse bunların hepsini yapabilecek duruma gelecek Erdoğan. Öyle anlayalım ama, değil mi? Ama buradan doğru ama 5 sene önce siz de aynı şeyi yapmış olsaydık Fehim Bey, 5 sene önce bugünü söyleseydik, şu anda olan biteni söyleseydik, yani işte Osman Kavala'nın, Selahattin Demirtaş'ın, Ahmet Altan'ın hapiste olmalarını anlatıyor. Yok ya, siz bile ya o kadar da olmaz derdiniz herhalde. Gidiyor yavaş yavaş. Bakalım hocam. Bakalım artık yani, önümüzdeki döneme ilişkin tabii konuşacağız. Ben müsaade ederseniz Ahmet Dicle'ye geçmek istiyorum. O da bu turda bu konuyla ilgili fikirlerini söylesin. Çünkü zaman da azalıyor, başlıklarımız da var. Doğrusu sizleri bir arada yakalamışken bu başlıkların tümünü de konuşmak istiyorum. Ahmet Dicle daha çok bu süreçte ortaya çıkan bir olguyu bununla bağlantılı doğrusu sormak istiyorum. AKP ve ortakları da bu dönemde birbirine girdi gibi sanki. Sosyal medyaya yansıyanlara bakılırsa daha çok Soylu Albayrak üzerinden yansıyor ama işte Bahçeli de bu konuda bir rest çekmişti. Ülkücüler tek başına iktidara hazırlansın demişti. Bu iş tartışmaları, ortaklar arasındaki iş tartışmaları nasıl değerlendirmek gerekir? Eğer Eser Hoca'nın dediği noktaya doğru gidiyorsa bu herhalde iş tartışmalarında bu anlamda bir karşılığı vardır diye düşünüyorum. Yani onlar da mı birbirlerine girdi? Sen ne dersin? Yani bir tartışma olduğu tabii belli zaten. Çeşitli konularda bu dışa vuruluyor. Fakat tabii bu her tartışma işte bu koalisyonun hemen yarın öbür gün dağılacağı anlamına gelmiyor. Bir sorunlar yığını oluşmuş ve artık yönetilemez duruma gelmiş. Ekonomik anlamda işte dış politikanın çeşitli
dosyalarında çeşitli konularda yönetilemez bir duruma gelmiş. Fakat öbür yandan da tabii Eser Hoca'nın söylediği gibi kendi diktatöryal yönetimini kurumsallaştırıyor. Yani daha kalıcılaştırmak istiyor Erdoğan. Yani öyle bir noktaya geldi ki artık geri adım atacak, diktatörlükten vazgeçecek, demokratikleşecek noktasından çok uzaklaştı. Yani Erdoğan'ın artık öyle bir dönüşüme, Erdoğan ve rejiminin bir dönüşme, demokratikleşmeye, bir tırnak içerisinde normalleşmeye, çeşitli işte demokratik adımlar atmaya, yasalara göre hareket etmeye falan öyle bir şey kalmadı. Yani bunu kendisi bitirdi. Yani ya kendi varlığını, kendi geleceğini ve kendi çevresini tabii, kendi geleceğini bu hükümet, yani bu diktatöryal yönetiminin devam etmesine bağladı. Dolayısıyla aslında bir yandan yani kendi kurduğu bir kurduğu sistem şu anda aynı zamanda birkaç açıdan onun için ayak bağı da olmuş durumda. Dolayısıyla ne kadar yapabiliyorsa o kadar kötülük yapacak yani. Yani kötülük yapma, kötü yönetme, diktatörlük yapma dışında başka bir şans bırakmadı. Şimdi bu tabii ortaklarına nasıl yansıyor? Yani bu ortaklar zaten bu durumdan rahatsız olan ortaklar değil. Yani bu işi birlikte götürüyorlar ama bazı konularda işte paylaşım meselesi var. Örneğin MHP'nin son çıkışı tabii neydi? Gerçekten söyledikleri gibi miydi? Altında bilinmeyen başka bir sebep vardı bilemiyoruz ama bir baktık ki MHP'nin işte MHP'li bir milletvekilinin oğlunu bir şey yaptılar. Merkez Bankası'na zannedersem atadı. Yani Merkez Bankası yönetimine. Yani şöyle bir düzenleme yaptı. Birisi aynı zamanda hem üniversitede hem de Merkez Bankası yönetiminde yer alabilecek bir düzenleme yaptı Erdoğan bir gecede. Sonra bir gün sonra bu kişi, MHP'li bir kişiyi Merkez Bankası'nın yönetimine atadı. Yani MHP'nin de Merkez Bankası yönetiminde ayağı olsun şeyiydi. Bu tür konularda zaman zaman aralarında problem olursa işte çeşitli çıkışlar, birbirlerine kılıç gösterme şeyleri, oyunları falan olabiliyor. Ama genel anlamda şöyle bir durum var. Şimdi Erdoğan rejiminde istifa etmek falan yok. Yani yasak. Üst düzey bürokratlar, bakanlar işte bilmem yani Erdoğan yani bu durumu gemiyi bırakıp böyle kaçmak şeyi falan yok yani. Süleyman Soylu yaptı yani artık sebep neyse ama hemen durdurdular. Yani birbirlerine karşı istifayı da bluff olarak kullandıkları zamanlardan biridir bu Soylu'nun şey durumu. Fakat engelledi. Daha evvel işte Hakan Fidan milletvekili olmak için istifa etmişti. Erdoğan yine müdahale etti. Yani kendi ekibinden, yani kendi üst düzey ekibinden birilerinin istifa edip gitme lüksü yoktur. Dolayısıyla istifa etmeyi Perinçek'in Cihan Yayıcı Cihat Yayıcı için söylediği işte savaşta bırakıp kaçma gibi algılıyorlar. Dolayısıyla da artık bu suca bulaşanlar sonuna kadar Erdoğan'la birlikte kalmak zorundalar. Nereye kadar gidecekler bu ayrı bir tartışma konusu. Fakat şimdi bu iktidar yani şöyle bir üç ayaklı şey olarak yorum. Erdoğan ve çevresi işte Avrasyacılar diye kategorize edilen kesim, MHP ve çevresi. Tabii şimdi bunlara bağlı çeşitli ufak çevreler de var. Yani bunların da alt şeyleri var. Hatta öyle olmuş ki herkesin kendi mafyası da var yani. Yani falanca iktidar ortağının mafyası, öbürüsünün mafyasını tehdit ediyor. Sonra diğerinin mafyası çıkıp ikisini tehdit ediyor. Sonra birisi gözaltına alınıyor, sonra diğeri bırakılıyor, biri şey yapıyor. Acayip karışık bir durum. Tabii bunlara bağlı vakıflar, işte çeşitli yurtlar, şirketler, işte bankalar vesaire bir sürü ayağı var bu işin. Dolayısıyla şöyle bir şey olmuş, bir denklem kurulmuş. Hiçbir iktidar ortağı şu anda kendi ayağının üzerinde durabilecek durumda değil. Yani birbirleriyle çatışmalı durumda olsalar da ama aynı zamanda
kendi ömürlerini, kendi geleceklerini yani sürdürebilmek için de diğerine muhtaç durumdalar. Yani Erdoğan da onlara muhtaç, onlar da Erdoğan'a muhtaç, böyle bir denklem oluşmuştur. Dolayısıyla bu kabaca yani üç ayaklı iktidar koalisyonunda birisi düşerse veya birisi tasfiye edilirse diğer ikisinin de ayakta kalma şansı zayıflıyor. Onun için bir bu çatışma ve çelişkilerin hemen yarın öbür gün bir derin bir kopuşa falan gideceğini beklemek biraz erken olur diye düşünüyorum. Ama tabii yani bu konuda Erdoğan eğer fırsatını bulursa, kendi biraz önce de söyledim, yani yapabilirse, birini harcarsa ve bu harcama olayı eğer onun istikbali, iktidarının istikbali için gerekiyorsa hemen iki saate harcar. Yani o konuda bir şey yok, bir sıkıntı yok. Tecrübesi de vardır zaten. Evet, zaten onu soracaktım. Sen de söyledin. Yani sonuç itibariyle Erdoğan üçü birlikte uzlaşarak uzun dönem gitmeyecekleri belli. Erdoğan onları akarte etmek için eğer Eser Hoca'nın dediği noktaya doğru gidecekse konu birilerini sonuçta harcamak durumunda, öyle görünüyor. Buradan yani Eser Hoca'nın söylediği şöyle, kendi dar çevresi, yani kendi çekirdek kadrosu, kendi ekibinden, yani kendi geleneğinden gelen ekibi her yere hakim olmak. Fakat bu potansiyel bir çatışma da demektir aynı zamanda. Yani diğerleriyle potansiyel bir çatışma, bir sorun, bir kriz yaşama. Tabii şu anda bu konuda ne kadar önünü görebiliyor onu bilemiyoruz. Yani bu Erdoğan için yeni bir mesele demektir. Başka meseleler de var iken böyle bir meseleyle de uğraşmayı yatsımamak lazım. Mutlaka onunla da uğraşıyordur. Ama o kadar da Erdoğan için kolay bir durum değil diye düşünüyorum. Hızlı olacak bir şey değil diye düşünüyoruz. Hüseyin Bey, size de bu minvalde ama daha çok bu son dönemde ortaya çıkan mafya ve çeteleşme, onların iktidar grupları arasında, iktidar ortakları arasında bir denge oluşturup o denge üzerinde bir yerlere oturma üzerinden doğrusu sormak istiyorum. Yani siz biraz önce 300 yıllık bir demokrasi tecrübesinin yok edildiğini söylediniz ama doğrusu 60, 71, 80 işte sonraki Arap darbeler ve 15 Temmuz'u düşününce o demokrasi geleneği de ya da tecrübesi de tartışılır bir konu ama sonuç itibariyle bu mafyalar da hep geçmişten bugüne gelenler. Yani 12 Eylül'den önce de kullanıldılar. 12 Eylül'den sonra da kullanıldı. Yani her iktidar döneminde vardılar. Şimdi daha bariz, kamuoyu önünde varlar. Yani eskiden bu kadar kamuoyu önünde değildiler. Siz bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Doğrusu onların bu yaşanan tartışmalardaki yeri nedir? Aynı zamanda 15 Temmuz'da da bunların bağlantıları var. Özellikle Sedat Peker'le ilgili çok ciddi şeyler söyleniyor. Şimdi biraz önce arz etmiştim ya, hani 20 Temmuz 2016'da devlet bütün kurum ve değerleriyle yıkıldı. Hani o 300 yıllık bir mücadele diyeyim, yani demokrasiye ulaşma mücadelesi diyeyim. Hani kazanımları artık ne kadar ne kazandık. Ama tabii ki her darbe ona bir darbe vurdu. Şimdi şu an bizim Türkiye'de şöyle bir problem var. Devlet algısı, devlet ve vatandaş ilişkisi artık yok. Bir egemen erk var ve ona biat ediyorsunuz ya da etmiyorsunuz. Başka erkler var. Bunlar birbirleriyle mücadele ediyorlar. Şimdi hatırlarsanız Abdullah Çatlı tahliye edildi. Şimdi ve şu an boş durmuyor. Yani bir takım örgütlenmeler yapıyor. Bunun yanında Sedat Peker dediniz. Şimdi Türkiye'nin Abdullah Çatlı'nın egemenliğine verilebilmesi için ona rakip olmaması gerekiyordu. Bundan dolayı o da Türkiye dışına çıkarıldı. Ama ortada bir devlet olsa böyle bir şey olmayacak. Şimdi kurumlar ve değerler ya sanırım kılınca, Abdullah Çatlı değil. İsmini siz söyleyince ben de neydi? Alaaddin Çakıcı, özür dilerim. Alaaddin Çakıcı. Özür diliyorum. Abdullah Çatlı. Alaaddin Çakıcı. Çok yani çok özür diliyorum. Evet. Rica ederim.
Şimdi yani Alaaddin Çakıcı'ya meydan kalabilsin diye Sedat Peker'in dışarı çıkması gerekiyordu. Ama düşünebiliyor musunuz? 21. yüzyıldayız. Dünya nelerle meşgul ve biz yani bir devlet geleneğimiz var bizim değil mi? Binlerce yılın mirası olan bir devlet geleneğimiz var. Ve biz şu an böyle şeyleri tartışıyoruz. Biz Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde birisinin atamasını tartışıyoruz. Ne kadar acı bir durum. Uluslararası suçlara Mehmetçiğin alet edilmesini tartışıyoruz. Ne kadar? Şimdi bu kayyum meselesi mesela. Bakın bunların hepsi devletin yıkılmasının ürünü. Yani herhangi bir partinin bir yerde belediye başkanlığını almış olmasının elinden kayyum müessesesiyle tekrar geri alınmasının İstanbul Belediye Başkanlığı'nın alınmasıyla, Ankara Belediye Başkanlığı'nın alınmasıyla arada hiçbir farkı yok. Çünkü bir devlet, hukuk devleti içerisinde bu olmaz. Ama şöyle bir durum var, kamuoyu ayrıştırılmış durumda. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ayrıştırılmış durumda. Devlet yıkılmış kurumlarıyla. Bu şekilde mafya örgütlenmeleri. Şimdi Fatih Tezcan diye birisi çıkıyor diyor ki, karılarınızı, çocuklarınızı bizden nasıl koruyacaksınız? Listelerden haberiniz var mı diyor. Şimdi bu mesele onun onu demesi değil. Peki bununla ilgili yani bir devletin anayasada ne der? Hukuk üstündür daima. O hukukun üstünlüğünü gözetecek 3 tane erk vardır. Yasama, yürütme, yargı. Şimdi yasama da, yürütme de, yargı da bu mafyaların, mafyalaşmanın, mafya liderlerinin, elebaşılarının lider denilmez bunlara. Elebaşılarının bu tarz söylemleri, bu tarz davranışları karşısında devletin yapması gereken şeyi yapmıyor. Bu ne demek? Devlet iradesi iktidarsızlaştırılmış demek. Böyle bir iktidarsızlaşma ortamında tabii ki mafya olacak. Çünkü güç artık hukuki niteliğini yitirmiş. Herkes kendi başına bir şeyler yapmaya. O zaman ne olacak? Vatandaş devlete sahip çıkmayacak, mafyasal örgütlenmelere sahip çıkacak. Bu devletin yıkılması demek zaten. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının paramparça edilmesi demek. Yani ve 20 Temmuz 2016'da bu somut olarak ortaya çıktı. Şey budur. Yani ben daha uzatabilirim ama şey yapmayayım. Peki. Ama yani hem Eser Bey'in hem Ahmet Bey'in söyledikleri yani pratik sonuç devletin yıkılmış olması demek. Kurum ve değerleriyle. Yani bu devletin yıkılmış olması da aslında görünen o ki Erdoğan'ın hesabına geliyor o zaman. Böyle bir sonuç çıkıyor bu tartışmalarda. Yanlış mıyım? Erdoğan'ın da hesabına geliyor. Devlet Bahçeli'nin de hesabına geliyor. Neticede bu mafyalaşmış örgütleri kim manipüle edebiliyorsa onların hesabına geliyor. Düşünsenize savcının mesela sen kim oluyorsun da vatandaşı öldürmek için liste yapıyorsun dediğini, hesap sorduğunu düşünebiliyor musunuz? Anayasa Mahkemesi'nin Erdoğan'a çıkıp da sen kim oluyorsun da devletin anayasasına karşı, anayasa ne demek? Bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kendi oylarıyla kabul ettikleri bir müessese demek. Siz şimdi anayasa tanımayan bir devlet başkanı, diploması olmayan, dolayısıyla cumhurbaşkanlığı geçersiz olan, bütün imzaları geçersiz olan, bütün atamaları geçersiz olan, bütün tasarrufları geçersiz olan bir kişi. Şimdi bunun karşısında Anayasa Mahkemesi olarak siz çıkıp da bu geçersizdir, böyle bir müessese olamaz demediğiniz takdirde savcılarınız, hakimleriniz iktidarsızlaşmış bir şekilde sadece HSK'nın, Adalet Bakanı'nın, o da Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği emirler doğrultusunda hüküm veriyorsa veyahut bir şekilde bir hakim, savcı, hakim birisini tahliye ediyorsa mahkemeye. Şimdi Ahmet Altan tahliye edildi. Hemen arkasından ne oluyor? Mesela Ulusalcı Grup, Oda TV grubu, Perinçekçi Grup. Hemen bunlar bir sosyal linç başlatıyorlar ve anında yargı bu sosyal lince itaat ediyor. Bu ne demek? İktidarsızlaşmış olması demek. Şimdi kurum ve değerler, yani kurumlar iktidarsızlaşınca mafya bundan beslenir. İktidarsız ortamda, kaotik ortam. Mafya beslenir bundan. Ve böyle bir ortamda da öngörüde bulunamazsınız. Hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ben emniyetteyim diyemez. Peki. Aslında bu son turumuz. Son turumuzda biraz da bu işin özetini konuşalım istiyorum. Yani ülke nereye sürükleniyor başlığı üzerinden
konuyu tartışmak istiyorum. Eser Hocam, size daha çok bu gidişatı tersine çevirmek mümkün mü? Gerçekten muhalefet ne yapmalı? Biraz da muhalefet olgusu üzerinden sormak istiyorum. Yani sonuç itibariyle dediklerimiz şöyle bir sonuca da bizi götürmesin. Her şey çok kötüye gidiyor. Erdoğan tamamen bu işi bitirmiş. Asacak, kıracak, yıkacak, dökecek ve engelleyecek kimse yok. Gerçekten öyle mi, yoksa gidişatı tersine çevirmek mümkün mü? Muhalefetin buradaki görevi ne? Çok zor. Çok zor, anlatmaya çalışayım. Ne kadar süren var? 5 dakika mı? 6 dakika mı? Ama önce Hüseyin Bey'in söylediği şu diploma meselesiyle ilgili. O diploma meselesinin altında başka bir şey yatıyor. Fakat basın bu konuyla ilgilenmiyor. Bu ayrı bir tartışma. Yani meselesi diploması olmaması meselesi değil. Ama bir türlü o diploma niye ortaya çıkmıyor? Başka bir konu var çünkü onun arkasında. O bayrı bir konu ama şu anda konumuz o değil. Yani ama sonra isterseniz ben size anlatırım. Şimdi bir de en son şunu söyleyeyim. Yine Hüseyin Bey'in söyledikleriyle ilgili sorunuza gelmeden önce. Mafyanın bir tanımı var. Ben yaklaşık bir 15 yıldır suç ekonomisi diye tanımlanabilecek bir ders veriyorum Fransa'da. Yani 13-14 yıldır suç ekonomisi diye bir ders veriyorum. Orada da bir mafya ile ilgili şeyler, bölümler var. Şimdi biz, yani suç ekonomisi şöyle tanımlıyor mafyayı. Devletin asli görevi nedir? Devletin en klasik görevi, liberal devlet teorisinde sözleşmelerin sürekliliğini sağlamaktır. Bir sözleşme yapıyorsunuz. Her çeşit sözleşme olabilir bu. Evlilikten parasal sözleşmelere, mülkiyetten başka konulara kadar sözleşmelerin devamını sağlar. Devletin asli vazifesi budur. Yani sizlere devlet arasında sizin yaşam hakkınızı savunma sözleşmesi vardır. Devlet de sizin yaşam hakkınızı savunur. Yani sözleşmeler böyle bir şey. Fakat yine Hüseyin Bey'in, yani sizlerin hepinizin belirttiği gibi Türkiye'de hukuk çöktüğü için bu şey tanımı, yani ne diyor suç ekonomisi? Sözleşmelerin sürekliliğinin sağlanmasının özel aygıtıdır diyor. Mafyanın tanımı bu. Sözleşmelerin sürdürülmesinin özel aygıtı diyor. Mafyanın tanımı bu. Ne demek o? İşte birisine borcunuz var. Mahkemede alamıyorsunuz şimdi borcunuzu. Yani bir alacağınız var birisinden. Hakime para yediriliyor. Borcunuzu alamıyorsunuz. Bu kadar basit. En basitini söylüyorum. O zaman ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz. Alacağınız paranın onda birini, %15'ini, %10'unu diyorsunuz ki işte bir mafyaya, ben sana şunu vereyim, sen de şu parayı al diyorsun. Araya hakimin yapacağı işi, yani bir özel bir yöntemle bir aygıt yapmaya başlıyor. Bunun adı mafya. Şimdi tabii Türkiye'de sadece bu şey değil. Hukuk çok gerilediği için, hatta adeta hiç kalmadığı için mafya her yere el attı. Her şey o karışıyor. Hocam, zamanımız daralıyor. Mümkünse ne yapmalıyı da bir konuşalım. Ondan sonra diğer iki konuğuma da müsaade edersen soracağım. Kürtler dışında herkesin canını sıkabilecek bir şey söyleyeceğim Türkiye'de. Biraz Kürtlerin bunu biraz dışında tutuyorum bunları ama şöyle. Mesela diyelim ki zamanında bir seçim yapıldı, varsayıyorum. Ve seçimde Erdoğan kaybetti. Ve gidecek. Yani 55'e 45 kaybetti. Net bir tartışma. Fakat gidemiyor. Zaten bir sürü de bahanesi de var. İşte ben işte bir şey nedir ne deniyor? İşte devletin sürekliliği şudur budur. Ve o gece asker darbe yapsa. Erdoğan'ı düşürmemek için. Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığını sürdürmek için. Şimdi bugün demokrasi sözünü ağza almayan şeyler, AKP seçmeni, sizce sokağa çıkar aynı 15 Temmuz'da olduğu gibi o askerin tankının altına yatar mı? Asla yatmaz. Yani şimdi bir kere burada darbe karşıtlığı Türkiye'de ilkesel bir şey değil. Darbe karşıtlığı Türkiye'de, dolayısıyla burada böyle bir tehlike var. Tersten de söyleyeyim, bir de öbür taraftan da söyleyeyim, kimse alınmasın. Yani bugün yok şu anda ordunun içinde böyle bir şey artık herhalde ama Kemalist subaylar bir darbe yapsalar. Bu sefer de Kemalistler, yani işte Cumhuriyetçiler, işte yani o darbeyi eminim sokaklarda İzmir Marşı'nı söyleyerek kutlarlar. O tarafta da böyle bir darbe, ilkesel darbe karşıtlığı yok. Yani her iki büyük şey değil mi bu? Rahmetli Çetin Altan'ın cami kışla dediği karşıtlık Türkiye bundan ibaret derdi Çetin Bey. Böyle bir darbe karşıtlığı yok. Dolayısıyla yani demokrasiye sahip çıkmak yok. Hukuka sahip çıkmak yok. Bir tek Kürtlerde böyle bir şey olabilir. Çünkü Kürtler belki kolektif hafızalarında şunu biliyorlar. Yani
dincilerle darbe yapsa, Kemalistlerle darbe yapsa yine okkan altına biz gidiyoruz. Böyle bir kolektif hafızası var Kürtlerde. Ama bu da ne kadar ilkesel bir şey ondan da çok emin değilim ama en azından darbe şeyine bugün en karşı duracak pragmatik gelenlerden karşı duran kesim Kürtler. Ben öyle geliyor. Öbür taraf kendi darbeye karşılar çünkü darbe benim gücümü azaltacak diye bakıyor her iki taraf. Böyle bir gerçeklik var. Ben buna eminim. Ben bunu şeyi yaptım. Bir de çok önemli bir şey var. Yani esas benim çünkü en büyük sorun Türkiye'de demokrasi değil. Hukuk sorun. Hukuk bitti. Ben ayırıyorum hukuk ve demokrasi kavramlarını. Yani bunlar birbirinden hukuk devleti bitmiş vaziyette. Ama niye bitmiş vaziyette? Biz sizce yani doğru düz bir eğitimi olmayan üniversite diploması tartışmalı bir adam Türkiye'de hukuk devletini bitirebilir miydi? Hüseyin Bey'in söylediği gibi 300 yıllık mücadelesi verilmiş. Arkasında tanzimat var, şu var, bu var, meşrutiyetler var. Bütün bunu bitirebilir miydi? Bitiremezdi. Çünkü karamsar olmamın temel nedeni, biraz akademik olarak bunu söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kahir ekseriyetini objektif olarak hukuktan çıkarıyor. Çok iddialı bir şey söylüyorum. Peki ben şeyim yani gazeteci değilim, siyasetçi değilim, kimseye şey yapmak istemiyorum. Ama şöyle bir Türkiye'nin şeyine baktım ben bunu araştırdım. %95'e yakın bir nüfus çoğunluğunun mesela şu yayını yaptığınız Belçika'daki hukuk kadar hukuktan çıkarı yok. Direkt tam tersi ondan kaybediyorlar. Türkiye nüfusunun çok büyük bir bölümü beyanname verip vergi vermiyor. Çok büyük bölümü doğru dürüst gelir vergisi ödemiyor. Şimdi hukuk demek bir her şeyden önce gelir vergisi ödemek demektir. Değil mi? Beyanname vererek. Şimdi siz diyorsunuz ki ben hukuk devletini getireceğim, hepinizden vergi alacağım. Yok böyle bir şey. Kimse istemiyor. Türkiye ekonomisinin yaklaşık %35'i underground dedikleri şey, yani kayıt dışı ekonomi. Şimdi kayıt dışı ekonomide çalışıyorsanız bile çalıştırıyorsunuz. Hukuk ister misiniz? İstemezsiniz. Peki hocam. Türkiye nüfusunun kaçta kaçı hazine arazilerinde oturuyor? Hukuk devletinde hazine arazide oturmak var mı? Yok. Ben bunu 15-20 tane şey sayıyorum. Yani Türk halkı sonuçta, hukuk istemiyor. Dolayısıyla ben... Sonuçta tüm bu... Bütün, yani şunu söyleyeyim, çok özür diliyorum. Yani mesele Erdoğan değil. Erdoğan gitse, Erdoğan'ın yerine çok daha böyle yaldızlı şeylerle başka birisi de gelse, Türk halkının hukuk karşıtlığı sürecek. Dolayısıyla hukuk olmayınca da hiçbir şey olmuyor. Her şeyden önce ekonomik büyüme olmuyor. Türkiye'nin de fakirliğinin en büyük nedeni bu. Dolayısıyla ben çok çok iyimser değilim. Onu söylemek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Karamsar bir tabloyla kapattım galiba ama ne yapayım? Maalesef öyle oldu. Ben belki biraz umut verirsiniz dedim ama yine karamsar oldu. Hemen Ahmet'e geçmek istiyorum. Ahmet Dicle. Bir son cümle söyleyebilir miyim? Çok özür diliyorum. Ya şu üstünüzdeki ceket aldınız, talep ettiniz çünkü. Talep var o ceketi, giyiyorsunuz. Hukuka talebiniz yoksa kim üretecek hukuku? Talep olmayan bir şeyi. Vatandaşın talebi yoksa. Evet, toplumun geniş bir kesiminin hukuk talebi, adalet, eşitlik, barış talebi olması lazım. Doğrudur. Bizden belki o olduğunda daha farklı olacak diye düşünelim o zaman. Yani sonuçta hukuk, adalet talebi, eşitlik, barış talebi olunca onun mücadelesi de verilecek. Ahmet Dicle'ye buradan geçmek istiyorum. Ülke nereye sürükleniyor bağlamında doğrusu sana da HDP üzerinden özellikle son zamanlarda bir Kürtleri siyaset dışı bırakma olgusu var. Kürtleri siyaset dışı bırakma istemelerinin temel nedeninin sen nasıl değerlendirirsin? Hem Eser Hoca'nın dediği hukukun bir talep olmaması ve çökmesi, diğer taraftan Hüseyin Bey'in de dediği bir bütün olarak devletin çöktüğü minvalinde değerlendirirsek, bu tabloda HDP'yi hala mecliste tutmalarının bir nedeni var mı? Veya tutmayacaklarsa, siyaset dışı bırakacaklarsa, HDP'yi ve sivil siyaset alanını Kürtlere kapatacaklarsa bunun için yapacaklar şimdi bu dönemde? Evet. Şimdi tabii yani son cümleden başlayacak olursak zaten siyasi yolları kapatmış durumdalar. Yani aslında sadece HDP'ye değil diğer kesimlere de kapatmış durumdalar. Şu anda yani meclisin bir fonksiyonu yok. Çünkü yani muhalefet deyince tabii sadece yani büyük oranda özellikle Türkiye'de mecliste ve mecliste partisi grubu olan partiler tartışılır. Ama meclis dışında da elbette ki bir muhalefet var. Fakat eğer meclis çerçevesinde değerlendirecek olursak Türkiye'de meclisin bir işlevi kalmamış zaten. Yani
Diğer partiler için de aynı durum geçerli. Dolayısıyla HDP için fazlasıyla da geçerli. Ve buna rağmen tabii HDP bu zemini değerlendirmeye çalışıyor. Şimdi zaten HDP veya işte mecliste veya meclis dışındaki toplumsal muhalefet, demokratik muhalefet, gerçekten değişim dönüşüm isteyen, hukuk isteyen muhalefetin bir görevi de işte toplumda o şu anda toplumun en azından bir kesiminde olmayan hukuk beklentisini, hukuk talebini oluşturmasıdır. Yani çünkü bu talep kendi kendine oluşmuyor, oluşmayacak. Yani Kürtlerde örneğin şu anda Kürtlerde çok büyük oranda hukuk, insan hakları, eşitlik, özgürlük talebi var. Çünkü Kürtler bunun çok mağduru oldukları için bu talebi şu anda çok gündeme getiriyorlar. Bunun için mücadele ediyorlar. Şimdi bu durum Türkiye'nin diğer kesimlerine de sirayet etmiş durumda. O zaman onların da talep etmesi gerekiyor. Sadece talep etmek değil, bu talebi örgütlülüğe çevirip bunun mücadelesini vermesi gerekiyor. Yani Türkiye'de yani şöyle kabaca kategorize edecek olursak yarısı AKP MHP'ye oy veriyor, yarısı vermiyor. Yani son seçimler yani seçimi de tabii tırnak içerisinde belirtiyorum. Eğer seçim olursa o zaman yani bu AKP MHP'ye oy veren belli bir kesim de öyle görülüyor ki bu olup bitenden çok memnun değil. Yani bir memnuniyetsizlik var ama dolayısıyla yarısından azı veya işte artık bu sorunları, bu durumu hisseden, onun yaşamını etkileyen kesimler bir hukuk ihtiyacını görüyor, hissediyor. Yani bir boşluk var, ortada işte hukuksuzluk var, demokrasi yok, insan hakları yok, insanların değeri yok. Bu örneğin bu korona virüs sürecinde insanın sağlığının bir önemi yok, her şey para, her şey Erdoğan'ın iktidarını sürdürülmesi için dizayn ediliyor, her şey ona göre planlanıyor. Dolayısıyla toplumda az da olsa bence yani bir şey var, yani bir eşit yaşama, hukuk içerisinde yaşama talebi var. Fakat bu talebin tabii ne kadar mücadeleye dönüştüğü soru işareti. Bu konuda muhalefete düşüyor ve muhalefet de zayıf. Şimdi şöyle bir şey söyleyelim. Örneğin yani şu burada araya girip şu soruyu sormak istiyorum Ahmet, müsaade edersen. Muhalefet zayıf mı? Yoksa muhalefet gerçekten ciddi anlamda demokratik bir nizamın oluşması durumunda kendilerinin de kaybedeceğine inandığı için mi böyle yapıyor? Çünkü muhalefet dediğimiz sonuçta bu devletin evet, kuruluşundan çok daha hoşnutsuz olmayan işte CHP, şimdi oraya, İYİ Parti'de. Oraya gelecektim zaten. Diğerlerde. Evet. Şimdi oraya gelecektim. Örneğin muhalefet yani HDP de bir muhalefet partisi, CHP de bir muhalefet partisi, Berisi de bir muhalefet partisi. Ama aynı muhalefet partisi yani ana muhalefet partisi diye tanımladığımız CHP başka bir muhalefet partisi. Yani HDP'nin iktidarın hücumuna uğraşma ve bertaraf edilmek için hapishaneye gönderilmesi için iktidarı en çok destekleyen konumda. Yani bir muhalefet partisi başka bir muhalefet partisinin siyaseten önünün kesilmesi için, siyaset yapmaması için iktidarı kayıtsız şartsız destekleyecek durumdadır. Dolayısıyla artık bu başka bir tartışma konusu oluyor. Yani hangi muhalefet, gerçekten kim muhalefet? Buradan muhalefet diye kategorize ettiğim işte HDP, çeşitli meclis dışındaki gruplar, gerçekten demokrasi isteyen yani CHP dışında, sistem dışında olan kesimler, bir onlar var, bir de sistem içerisinde olan işte CHP, İYİ Parti tırnak içerisinde söylüyorum muhalefet partileri veya oluşumları var. Şimdi bunlara kalırsa peki, yani bu sistem içi muhalefet şu anda sistemin sürdürülmesinden destekleyicisi konumdadır. Eğer bir değişim olacaksa ve değişim için mücadele olacaksa, ki olması gerekiyor, buna da sistem dışı muhalefet öncülük etmesi gerekiyor. Kendi gücü oranı da ediyor ve Erdoğan da muhalefetin diğer kesimi de en çok bunu tehlike olarak görüyor. Yani HDP'yi bu açıdan tehlike gördüğü için HDP'ye bu kadar saldırıyor. HDP'yi tabii ki saldırıyor ve çünkü HDP sadece meclisteki etkinliği vesaire değil, Türkiye'nin değişik dinamiklerini
de bir çatı altında buluşturarak kendi, yani bu zor koşullarda kendi doğru, yanlış, eksik veya işte artık yetersizliklerine rağmen Türkiye'de şu anda gerçekten gelecek adına umut vaat edecek tek dinamiktir ve Erdoğan'ın da en büyük hedefi konumundadır. Peki. Hüseyin Hocam, çok az zamanımız kaldı. Aslında herkese şimdiye kadar eşit söz verdim. Sizinle başlamıştık. Ama bu ülke nereye sürükleniyor da bir iki dakikayla özetlemenizi isteyeceğim özellikle. Evet. Şimdi tek adam rejiminden söz ediyoruz. Gerçekten meclis, ordu, yargı, emniyet bir bütün olarak tamamen Erdoğan'ın kontrolünde mi? Orduyla ilgili anlatımlarınız var, söylediniz. Ama bir paralel ordu girişimi de var işte Sadat ve benzeri oluşumlar üzerinden. Nedir gerçekten, Erdoğan bunların tümüne hakim mi? Buna hakimse ülkeyi nereye doğru sürükleyecek Erdoğan? Evet, şimdi biz tabii yukarıdaki güç mücadelesinde kimin gücün yüzde kaçını elinde bulundurduğunu bilmiyoruz. Erdoğan bir ekran yüzü. Biz onu görüyoruz sadece. Şimdi muhalefetle ilgili biraz önce hani Eser Bey de, Ahmet Bey de konuştular. Muhalefet iktidarın beyniyle düşünen bir mekanizmaya dönüşmüş durumda Türkiye'de. Sadece birkaç tane bireysel olarak muhalefet eden milletvekilleri var. Ama genel kahir ekseriyeti demişti hani Eser Beyefendi. Kahir ekseriyeti iktidarın beyniyle düşünüyor. Neden? Çünkü aralarında bir menfaat işbirliği var. Şimdi Türkiye'deki durum ne? Biz Türkiye'deki durumu görmeden Türkiye nereye gidiyor bilemeyiz. Türkiye'de 20 Temmuz 2016'dan itibaren bir soykırım suçu işleniyor. 1,5 milyondan fazla insan bireysel olarak sosyal ölüye dönüştürüldü. Bütün cezaevlerinde şu an özellikle korona pandemisi döneminde insanlar açlığa terk edildi. Sistematik işkence yapılıyor. İnsanların mesela kardeşine tecavüz etmekle, kız kardeşine tecavüz etmekle tehdit ederek tutanaklar düzenleniyor. Şimdi bunlar devletin olmadığı demek. Bunlar devlete arka planda başka bir terör örgütünün kumanda ettiği, yani tırnak içerisinde söylüyorum ama bir haydut devlet uygulamasının raiç olduğu, bütün yargı mekanizmasının bunun karşısında muvafakat ettiği, iktidarsızlaştığı, siz üst mahkemelere başvurduğunuzda haklarınızın korunmadığı. Yani şu an mesela cezaevlerinde birçok insan, yani düşünebiliyor musunuz? İki kişiye bir tane kabak dolması veriliyor. 10 gün boyunca 13 tane kadının yaşadığı, iki tane çocuğun yaşadığı bir hücreye 10 gün boyunca su verilmiyor. Şimdi bunlar kamuoyunu bilmiyor. Türkiye nereye gidiyor? Şimdi böyle bir atmosferde 1,5 milyon insanın sosyal ölü yapıldığı, bunların soy bağlılarını beraber düşündüğünüz zaman, yani bu 5-6 milyon insan demek. 80 küsur milyonluk bir ülkede belki bu dikkat çekmiyor ama bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yatay ve dikey katmanlarıyla tamamen parçalanmış olduğu demek. Şimdi bu ülke nereye gider? Bu ülke bir parçalanmışlığa, iç çatışmaya gider. Zaten çıkıp insanlar ne diyor? Bizim listelerimiz var diyor. Komşularımı öldüreceğim ben diyor. Şimdi böyle bir atmosferde bu ülke nereye gider? Bu ülke yani iç savaşa gider yani, Allah korusun. Şimdi dolayısıyla bütün Türkiye'nin bütün renklerinin bir araya getirilmesi lazım. Muhalefet bunu yapmalı. Bütün renkleri bir araya getirmeli. Ülkede hukukun üstünlüğünü tekrar ikame etmek için çaba sarf etmeli. Neden iktidarın beyniyle düşünüyor? Neden iktidarın ağzındaki söylemleri aynen kullanıyor? Şimdi bunlar birbirleriyle ekran ortasında tartışıyor gibi görünmekle beraber arka planda karar anlarında iktidara ortak oluyor, payan da oluyorlar. Evet. Böyle bir yerde bu ülke maalesef iyi bir yere gitmez. Olumsuza gidiyor diyorsunuz. Zamanımız bitti. Doğrusu bence iyi bir tartışmaydı. Karamsar gibi bir tablo da çıksa benim anladığım şu, son günlerde de konuşuluyor. Yani eğer ülkeyi kötüye götürenler varsa ülkedekilerin de buna karşı mücadeleyi büyütmesi, bir arada olması gerekir. Yani dün de bu televizyonumuzda tartışılmıştı. İşte bir dönem iktidarın saldırısını eleştiren ya da işte yaşanan çatışmaları eleştirenler, gidişatın oraya doğru gittiğini, saldırı arttıkça can dündar demişti, evlerimizin önüne hendek kazmaktan başka çaremiz kalmayacak demişti. Doğrusu iktidar çok ağır bir şekilde ülkeyi kötüye getiriyor. Ben bu tartışmaya sunduğunuz katkılar için bir kez daha sizlere teşekkür ediyorum. Sayın Ahmet Dicle, Sayın Eser Karakaş ve Sayın Hüseyin Demirtaş, her üçünüzün de emeğine, ağzına sağlık. Sevgili izleyiciler, bir medya haberde gündemin daha sonuna geldik.
gelecek programlarda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.